Mutlu bir hafta sonu diliyorum efendim. Şimdiki zamana hoş geldiniz. Cumartesi buluşmamızda tekrar karşınızdayız. Cumartesi günü şimdiki zaman bilim yapıyoruz. Adı bilim ama içinde tarih oluyor. Kimi zaman sağlık, tıbba giriyoruz. Kimi zaman felsefe yapıyoruz. Bazen de dış politikaya da böyle uzanıyoruz. Ama böyle konularla ele aldığımız güzel bir program hazırlıyoruz sizlere. Bu hafta sevgili izleyiciler, Kemalizmi konuşacağız. Tüm yönleriyle Kemalizm nedir? İlk ne zaman telaffuz edilmiştir bu kavram? Kimler tarafından telaffuz edilmiştir? Daha sonra ete kemiğe nasıl bürünmüştür? Yani ne zaman Kemalizm bir ideoloji olmuştur? Ya da ideoloji mi, doktrin mi? Bunun da peşine takılacağız, bu sorunun da peşine takılacağız. Ve Kemalizm ne zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Cumhuriyet Halk Fırkası'nın parti programına veya kurultaylarında ele alınan bir konu haline gelmiştir? Atatürk, Kemalizmi ilk ne zaman telaffuz etmiştir? İlk onunla ilgili söylevi ne zaman vermiştir? Kemalizm nasıl bir toplum hedeflemiştir? Kemalist bir Türkiye'de insanlar, insan hakları, özgürlükler, demokrasi nasıl bir hedef olarak konmuştur? Ayrıca biraz da böyle ilginç konular var. Mesela sanat. Kemalizm sanatı nasıl ele almıştır? İşte ünlü o 1930'lu yılların ortalarında söylenen Türk sanat müziğinin yasaklanma hikayesi nasıl olmuştur? Yasaklanmış mıdır, yasaklanmamış mıdır? Yasaklandıysa hangi sayıkla bu yapılmıştır? İşte bütün bu soruları etraflıca konuşacağız. Kemalizm konusunu masaya yatıracağız. Neden? Neden bugün sevgili izleyiciler? Çünkü saldırılar çok arttı. Artık bazı ekranlarda, bazı gazetelerde ulu orta hiç çekinmeden, hiçbir ahlak, terbiye kuralına uymadan doğrudan Kemalizm'e saldırıyorlar. Ve Kemalizm üzerinden aslında Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saldırıyorlar. İşte biz de bu saldırıların öz noktasını oluşturan Kemalizm nedir'i önce bir anlayalım, oturtalım, kafamızda tam olarak bilmediğimiz yerleri de tamamlayalım, kendi aramızda bir tartışalım ve onun üzerine daha bilgili, daha donanımlı bir şekilde bu saldırılara, bu hakaretlere net cevaplar verme imkanını kendimizde bulalım. Ben bu hedefle yola çıktım ve iki değerli konuğumla karşınıza geldik. İki değerli konuğum diyorum ama stüdyoda sadece birisi var şu anda. Bir diğer konuğumuz da geldi herhalde. Şu anda stüdyodan giriş yapıyor. Evet, stüdyodaki konuğum Doçent Doktor Barış Doster. Sevgili Barış, hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Tam senin konunu herhalde ele alıyoruz, değil mi? Evet. Ve şu anda da stüdyomuza giriş yaptı sevgili Alev abimiz. Türkiye'nin en genç yazarı, en tecrübeli, en üretken, hepsini söyleyebiliriz. Alev Coşkun, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı efendim. Alev Coşkun da şu anda mikrofonu takılıyor. Alev abimiz de geldi. Alev Coşkun'la da birlikteyiz. Ve Kemalizmi konuş. Hoş geldiniz abi. Hoş geldin. Madem geldin elini de sıkayım. Gel. Evet, trafikten ancak gelebiliriz. Hoş geldiniz. Evet. Alev Coşkun'la en son yaptığımız program bir efsane olmuştu. Ondan sonra sevgili Barış Doster. Gene birlikte aynı kadro geldik. Bu sefer az önce de özetlediğim gibi Kemalizmi konuşacağız sevgili izleyiciler. Evet, çocuklar hazırız herhalde. Şimdi, az önce söyledim. Alev abi, Alev Coşkun, Sayın Coşkun... Çok üretken bir yazar sevgili izleyiciler. Gerçekten ama ben dün telefonda da önceki gün konuştuğumda kendisine söyledim. Dedim ki her yazarın bir temel kitabı olur. Bir de diğer kitaplar olur. Ben halen Alev Coşkun'un 6 ayındayım. 6 ay kitabını almadıysanız mutlaka okuyun sevgili dostlar. Alev Coşkun'un 6 ay kitabı çok bir başyapıt gibidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'dan Samsun'a kadar geçen, İstanbul'a geliyor 1918'de, 1918'in Kasım'ında, 1919'un Mayıs'ında Samsun'a çıktığı dönemdeki o hiç bilinmeyen, o hiç tarihimizde göz ardı edilen, bilinmeyen o dönemini, o 6 aylık o kritik dönemi ele alan nefis bir çalışması. Ben halen oradayım. Oradayım derken yani onu çok seviyorum, halen çok beğeniyorum ama ondan sonra çok şeyler üretti. Özellikle İsmet Paşa.
İsmet Paşa'nın hayatına ilişkin iki cilt bitti, değil mi? Yayınlandı. Birincisi Askerin Önü, ikincisi Diplomatin Önü. Üçüncü cilt geliyor mu? Tabii gelecek efendim. Gelecek değil mi? Arka arkaya takip edecek. Takip edecek. Ayrıca 6 ayın devamı var şimdi. Şimdi onu getirecektim, o lafı oraya bağlayacaktım. 6 ayın devamı. Altı ay, şimdi 6 ay. Atatürk Samsun'a çıktı. Madem konuyu şey yaptık. İşte Birinci Dünya Savaşı bitince Mustafa Kemal'i İstanbul'a çağırıyorlar. 13 Kasım 1918'de İstanbul'a geliyor. Tesadüf, yani ilginç bir tesadüf. Aynı gün İngiliz, Fransız, İtalyan savaş gemileri İstanbul'a giriyorlar ve İstanbul'u işgale başlıyorlar. Aynı gün geliyor. İşte o gün söyledi geldikleri gibi gidecekler diye. Ve İstanbul'dan 16 Mayıs 1919'da ayrılıyor. Bu 6 aylık zaman diliminde ne yaptı? Nasıl bu işleri planladı? O 6 ay kitabı odur. Fakat üniversitelerde gençler bu konuya çok Atatürk'le ilgili, milli mücadele ve Kuvayi Milli ile ilgili konular, ben çok memnunum. Gençler i̇lgi görüyor değil mi? Çok ilgiyle izleniyor. Evet, evet. Bana üniversitelerde sorulan soru şu oldu. Peki 6 aydan sonra ne oldu? Malum 6 aydan sonra Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, meclisin açılması, Birinci İnönü Savaşı, İkinci İnönü Savaşı, Sakarya Savaşı, Domuzpınar Savaşı. Şimdi biz bu 6 ayın devamı olan kitapta Samsun'dan sonra Samsun'dan sonra en zor 19 ayı kaleme aldınız. Kaleme alıyoruz. Alıyorsunuz. Neden bitti 19? Mi? Geleceğiz ona ayrıntılarıyla. Şimdi efendim? Bir dakika geleceğiz. Bitti mi peki? Yani şeyde 23 Nisan 1920 meclisin 100. yıl dönümü. Evet. O gün çıkacak. O gün, o gün çıkacak. Bir de Alev Bey şey miydi ya, siz 29 Ekim'de özel sayı yapmıştınız değil mi? Efendim? Cumhuriyet Gazetesi olarak 29 Ekim'de özel sayı yapmıştınız değil özel mi? Özel sayı yaptık, bunu da özel sayı yaptık. Bunu da özel sayı. Tabii. Tamam. Peki. Yani şimdi 100. yıl dönümü. 100. yıl dönümü çok güzel şey yaptın. 23 Nisan 1920, 23 Nisan 2020. Evet. Cumhuriyet Gazetesi 100. sayısını yapacak 100 sayfa. 100 sayfa. O gün 100 sayfa. Harikasınız. Peki. Tabii gazetemizin yazarı, değerli yazarı Barış da o gün muhakkak bir yazı yazacak. Barış Dostlar. Evet, evet. Hocamız. Muhakkak bir yazı yazacaktır. Ama Barış Dostlar yazınca cevap Henry Barkey'den geliyor. Alev Hocam nasıl yapacağız? Evet, evet. Tamam. Bu da bizim doğruya olduğumuzun kanıtı. Değil mi? Yani. Henry Barkey oradan yani kalkıyor. Henry Barkey... Barış Dostlar'ın makalesine cevap yazıyor. Daha doğrusu tweet atıyor Barış Dostlar'a. Ben de o zaman hatta telefon açıp Barış'a. Evet. Barış Henry doğru yoldasın demiştim. Henry Barkey cevap yazdıysa Barış Dostlar doğru yoldasın. Peki. Şimdi Alev Coşkun'un doğrusunu söylemek gerekirse ben de yeni haberdar olduğum kitabı önceki gün aldırdım. Kemalizm, Aydınlanma Devrimleri. Yani konumuzla tam doğrudan ilgili ince bir kitap sevgili dostlar. Ama Kemalizmin ayak izlerini sürmüş. Yani ne zaman ilk çıktı? Az önce sorduğum sorular vardı ya. İlk ne zaman telaffuz edildi? Dünyada ilk ne zaman Kemalciler, Kemalistler denmeye başlandı milli mücadelecilere? Daha da ötesi. Parti programında ilk ne zaman telaffuz edildi? Kemalizm isimli ilk kitap ne zaman yazıldı? Ete kemiğe nasıl büründü? Gerçek ruhu neydi? Bütün bunların kısa tariflerini burada yazmış ama şimdi ayrıntılarıyla ele almaya başlayacağız. Şimdi izin verirseniz önce bir Barış'la başlayıp siz de bir hem nefes alın, yoldan geldiniz. Sevgili Barış, şimdi Kemalist deyiminin ilk nereden çıktığını... sevgili Ali Coşkun ağabeyimiz birazdan gireceğiz. Ama Kemalizm ideolojik bir
yani önce tarifini bir koyalım. Bir ideoloji midir, bir doktrin midir? Neden bunu soruyorum? Çünkü ideoloji olabilmesi için bir iktisat modelinin de olması lazım. Kemalizm'de bunu görebiliyor muyuz bir kere? Bir iktisat modeli var mıdır? Varsa Kemalizm'e doktrin mi dememiz doğrudur, ideoloji mi dememiz doğru? Kavramları ve bulunuş kronolojisine sonra gireceğiz. Bir kere Kemalizm'i en kısa anlamda tanımlamaya çalışırsak eğer, milli egemenliğe, ulusal egemenliğe dayalı, laik, çağdaş, aydınlanmacı bir toplum ve devlet düzenini hedefler Kemalizm. Türkiye'nin özgün koşullarında doğmuştur Kemalizm ve bir anti-emperyalist, tam bağımsızlıkçı, ulusal kurtuluş savaşının sonrasında ideoloji olarak ete kemiğe bürünmüştür. Şimdi o dönemi eğer biraz gözümüzde canlandırabilirsek hem ulusal ölçekte yani Devlet-i Aliye dediğimiz Osmanlı Devleti'nin tasfiye edildiği, emperyalizm tarafından tasfiye edildiği bir süreçte bir altüst oluş vardır. Hem bölgesel ölçekte Çarlık Rusyası'nın dağılmasını ele alalım. Gene Türk devrimiyle hemen hemen yaşıt olan Rus devrimini, Ekim devrimini ele alalım. Bölgesel ölçekte bir altüst oluş, bir kırılma vardır. Ve küresel ölçekte de Birinci Cihan Harbi, ki Harbi Umumi de deriz biz, 1914-18'de koca koca imparatorlukların tasfiye olduğu, olmaya başladığı bir dönemden geçirmektedir. Bu yönüyle Kemalizm, vatanını savunan, yarı sömürge durumuna düşmüş olan vatanını, yurdunu, topraklarını savunan bir mazlum millet ideolojisi olarak, bir üçüncü dünya ülkesinin, bir üçüncü dünya halkının, bir ezilen milletin ideolojisi olarak doğmuştur o günün koşullarında. Ete kemiğe bürünmeye başladıktan sonra çağdaşlık, kadın erkek eşitliği, ulusal egemenlik, toplumcu, kamucu, halkçı bir ekonomi yaklaşımı, yurttaşlık kavramı Kemalizm'in içini doldurmaya başlamıştır. Bu bağlamda hemen uzun yıllar beraber çalıştığımız dostumuz, hocamız, bir aydınlanma şehidimiz Ahmet Tenakışlı'nın sıklıkla köşesinde de dile getirdiği şu yaklaşımı anımsamamız gerekiyor. Altı oku tanımlarken Kışlalı Hoca, ki bu Kemalist devrimin hem ideolojik özüdür hem de simgesidir bir anlamda. Devrim programıdır altı ok. Bunun üçünün daha çok Ekim devriminden, Sovyet devriminden esinlendiğini, üç ilkenin ise daha fazla Fransız büyük devriminden, 1789 İhtilali Kebir, Fransız ihtilalinden esinlendiğini yazardı sıklıkla. Neydi onlar? Hangi üç ok Sovyet devriminden esinlenmiştir? Halkçılık, devletçilik ve devrimcilik ilkeleri, okları daha fazla Ekim devriminden, milliyetçilik, laiklik ve cumhuriyetçilik okları, ilkeleri ise daha fazla Fransız devriminden, 1789'dan esinlenmiştir diye yazardı. Şimdi elbette Mustafa Kemal kendisini Kemalist olarak tanımlamamıştır. Ama Mustafa Kemal daha yola çıkmadan çok evvel, yani genç bir zabit iken, henüz bıyıkları yeni terlemiş, Mektebi Harbiye'yi bitirmiş bir zabit iken entelektüel olarak kendisini çok iyi hazırlamış bir devrimcidir. Yani bilinen, bulunabilen, cephelerden artı sonraki yaşamında toplanabilen kitap sayısı yaklaşık 3.997. Evet. Anıtkabir Derneği bunu yazdı, kitaplaştırdı. Benim de evimde, kütüphanemde baş ucu kitaplarımdan biridir. 14 cilttir o. 24. 24 cilt, özür dilerim. 24 cilttir ve çok özgündür, evet, sevgili izleyiciler. Atatürk'ün okuduğu kitaplar. Atatürk'ün okuduğu kitaplar diye yanına çizdiği, aldığı notlar, onların da hepsinin fotokopileri çekilmiş. Hangilerine ne notlar düşmüş, altyazıları neler, nerelerin altını çizmiş, bütün bunları ayrıntılarıyla ele alan Anıtkabir Komutanlığı'nın çıkarttığı 24 ciltlik Atatürk'ün okuduğu kitaplar vardı. Meraklısı, ilgi duyanlar onu edinebilirler. Her biri 500 sayfa, toplam 12 bin sayfa tutuyor. Ve o 24 ciltte, sevgili Gürkan Hacı, çok iyi değindin, yanına notlar alınmış, istifhamlar, soru işaretleri konulmuş, eleştiriler yapılmış, yorumlar yazılmış. Yani Mustafa Kemal sadece kütüphanesinde bir görsellik olarak, bir dekoratif unsur olarak kullanmamış günümüzdeki pek çok siyasetçinin yaptığı üzere. Cepheler dahil olmak üzere hep
kitaplığıyla, kütüphanesiyle, kitap sandığıyla gitmiş ve hep çok iyi çalışmış. Yani öncelikle hem Ulusal Kurtuluş Savaşımızın hem de Kemalizmin entelektüel anlamda hazırlığı çok iyi yapılmış Mustafa Kemal tarafından bir. İki, Ulusal Kurtuluş Savaşımız 1923 dönemi bunu diplomatik anlamda, bunu dış politika anlamında, bunu halkla temasın daha yoğunlaştığı anlamda, bunu yurttaşlık bilinci anlamında, bunu kadın erkek eşitliği anlamında ve bunu Osmanlı geçmişinden, Osmanlı bakiyesinden ders çıkarma anlamında çok iyi değerlendirdiği, çok doğru saptadığı bir döneme karşılık geliyor. 23'ten sonra ise işin daha fazla üst yapı kurumlarını ve hukuk başta olmak üzere Cumhuriyet artık kurumsallaştıran adımlarını görüyoruz. Neyle beraber? Özellikle de henüz Lozan'ın imzasından ve de Cumhuriyet'in ilanından evvel Lozan müzakerelerine İsviçre'de ara verildiği dönemde İzmir'de toplanan ve tarihimize teknik olarak 1. Türkiye İktisat Kongresi olarak geçen İktisat Kongresi, yaygın deyimle İzmir İktisat Kongresi'nden sonra da zaten bir ekonomik arayışlar söz konusu oluyor. Burada artık bakıyoruz ki anayasasıyla 21-24, medeni kanunuyla bir kez daha Mahmut Esat Bozkurt'u analım. Hürmetle, rahmetle ve minnetle. İktisadi adımlarıyla yani sanayileşme planları. Ama Barış orada planlarıyla, ben sorumu gene unutmuyorum. Tabii ki. İktisadi modeli anlamında. Var. İşte ona geliyorum. Şimdi doktrin dediğimizde işin felsefi boyutunun, işin biraz daha kalıplaşmaya, açık kalıplaşmaya meyyal olan boyutunun daha fazla öne çıktığı bir kavramdan bahsederiz. Yani katı, keskin, hatta önemli ölçüde de değişmez kurallar bütününü içerir doktrin. O yüzden doktrin sadece mesela siyaset biliminde, dış politikada değil, hukukta da konuşulur. Şimdi sevgili Alev Coşkun aynı zamanda bir hukukçudur. Mesela deriz ki ceza hukuku doktrininde. Mesela ben buradan kendisini saygıyla selamlıyorum. Benim ceza hukuku hocamla siyasal bilgilerde Profesör Doktor Duygun Yarsuvat. Hatta Ersan Şen Hoca, Duygun Hoca'nın asistanıydı. Mesela ceza hukukuna giriş dersinde doktrin derdi. Biz de tabii anlamazdık. Acaba hocamız neyi kastediyor? Sonuçta yani acaba hukukla doktrin ne alakası var? Sonra sonra kavramaya başlamıştık. Evet yani ceza hukukunun temellerinin de bir doktrini olabileceğini. Ama ideoloji dediniz mi? Daha fazla politik anlamda kullandığımız ve işin içine ekonomik yaklaşımların da girdiği bir düşünce dizgesinden söz ediyoruz. Evet, Kemalizm bu bağlamda bir ideolojidir. Niye? Ekonomik yaklaşımları da vardı. Sosyalist modelden ve kapitalist modelden farklı olarak devletin öncülüğünü, devletin denetimini, yönlendirmesini benimseyen, savunan, özel sektöre de o anlamda yol veren, onun da önünü açan bir karma ekonomi modeli. Bir günümüzde hani merkez solla tarif edebileceğimiz halkçı, piyasa toplumuna hayır ama piyasa ekonomisine evet diyen bir ekonomi modeli de vardır. Evet. Peki şimdi aynı soruyu Alev Bey'e sorayım ama onunla beraber Kemalizme gelmeden Kemalist kadroların, hatta biraz daha geniş tutalım çerçeveyi, milli mücadelede kendini Kemalist tarif etmeyen ama milli mücadelede yer alan kadroların pek çoğu Fransız devriminden etkilenmiştir diyebilir miyiz? Fransız devriminin etkisiyle işte özgürlükçü, katılımcı bir demokrasi anlayışını içselleştirmişler. Ve Fransız devriminin bir benzerini Türkiye'de yapmayı hedeflemişlerdir diyebilir miyiz? Şimdi efendim, şöyle görmek lazım. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu dünya tarihinde önemli bir yeri olan bir devlettir. Çünkü gelmiştir, Anadolu'da yerleşmiştir, Türk kavimlerini birleştirmiştir, Avrupa'ya geçmiştir, bütün Rumeli'yi ta Viyana kapılarına kadar 400-500 yıl idare etmiştir. Önemli bir yer. Ama bu ne kadar önemliyse, yani Osmanlı Devleti sadece muhafazakarların, sağcıların sevdiği bir şey değil.
Biz bilimsel olarak... Tabii bizim bir kendi tarihimiz yani. Hepimizin tarihi. Doğru. Ancak şunu ifade edelim ki Osmanlı Devleti'nin son, özellikle son 250 yılı bir duraksama, hatta gerileme dönemidir. Çünkü o günün koşullarına yakalayamamıştır. Yakalayamamıştır. Geç kalmıştır. Feodal bir yapı var. Şey var. Sistem günün koşullarını yakalayamıyor. Gerileme başlıyor. Orta çağlarda Avrupa'daki karanlık orta çağ bu sefer Osmanlı'ya geliyor. Şimdi Osmanlı bunu ilk önce ne zaman anlıyor? Osmanlı aydını Avrupa'daki savaşlarda tokat yiyor. Eskiden kazandığı savaşları kazanamama başlıyor. Bunun üzerine ilk mücadele, ilk düşünce nasıl yapalım? Onun için harbiye şey yapılıyor. Modernleşmeye çalışıyor harbiye. Arkasından mülkiye, arkasından tıbbiye. Üç tane. Evet. Üç saca ya. O dönemde yetişenler yavaş yavaş her şeyi kaybetmişler. Arkasından Rumeli'yi kaybetmişler. Şimdi şuraya geleyim. Sene 1908'de 30 yıllık yani baskı rejimi Abdülhamid'in 33 yıllık baskı rejiminden artık millet bıkmış. 23 Temmuz 1908'de Avrupa'da, Rumeli'de şeyler, kasabalar özgürlüklerini ilan ediyorlar. Meşruiyeti ilan ediyorlar. Yani oraya girersek tabii çok... Çok hayır. Biz tabii gene Kemalizme gelmeden... Ana çizgileriyle. Ve 1924 Temmuz'da da meşrutiyet ilan ediliyor. Seçimlere gidiliyor. Seçimlerde meclis kuruluyor. Meclis aşağı yukarı 240 kişi falan, 280 kişi. Yarısı Türk Müslüman, yarısı Arap, Arnavut, Çerkez, efendim Roman, böyle insanlardan müteşekkil. Karman çorman bir yer yani. Şimdi böyle bir durumda arkasından Balkan Harbi çıkıyor. Balkan Harbi'nden önce Trablusgarp, Libya. Bugünkü konuştuğumuz Libya. İtalyanlar 1911'de bakıyorlar ki işler rahat. İtalya Avrupa devletleri arasında sömürgeciliğe en son katılan devlettir. Şimdi diyor ben de ele geçireyim. Çünkü o sırada artık 1900'lü yılların başında iki şey önem kazanmış Orta Doğu'da. Birisi Orta Doğu'da petrol olduğu ortaya çıkmış. İkincisi 1860'larda 69'larda Süveyş Kanalı'nın yapılmasıyla Orta Doğu, Akdeniz önem kazanmış. Ticari bakımdan, ulaşım bakımından. İtalyanlar da demişler ki bu şartlarda Osmanlı'da zayıf, gitmişler Trablusgarp'ı, yani bugünkü Libya'yı işgal etmişler. İşgal edince bizim genç subaylar, Enver Paşa, sonradan paşa olan, binbaşı Enver, yüzbaşı Mustafa Kemal, Fethi Okyar, Fuat Bulca, Doktor İbrahim Talih Öngören, bunlar gönüllü olarak Libya'ya gittiler. Trablusgarp'a tabii. Sayın Erdoğan diyor ya Cumhurbaşkanı. Ne iş? Neden Atatürk de oraya gitti? Aradaki fark değişiktir. O günkü koşullar ayrı, bugünkü koşullar ayrı. 100 yıl önceki koşulları bugüne uygulayamayız. Onlar gittiler orada mücadele verdiler. Hemen arkasından İtalya o Trablusgarp'taki savaşı güçlendirmek için 12 adayı işgal etti.
Hemen arkasından 1912'de Balkan Savaşı başladı. Yani o günün şeyleri okuyan, tıbbiyede okuyan, mülkiyede okuyan, harbiyede okuyan gençler Osmanlı'nın artık dağılmakta olduğunu görüyorlar. Bir şey, ne yapmamız lazım, ne edelim diye düşünme vardır. Hepsinde Fransız ihtilalinin etkilerini görürüz. Ancak bir şey söylemek istiyorum. Mustafa Kemal bunlardan ayrıydı. Ne gibi? Efendim, ne gibi? Onlar Tanzimat devrimcileriydi. Tanzimat devrimcisi demek şu. Yani padişah olsun, yanına bir meclis kuralım, özgürlükler gelsin, hukuk gelsin, böyle devam edelim. Mustafa Kemal hayır, yandan istiyordu. Cumhuriyet kurmak istiyordu. Şimdi bunu çok güzel bir, yani enteresan bir olaydır bakın bu. Şimdi analiz yapıyoruz. Şimdi İsmet Paşa'nın, İsmet İnönü'nün hatıralarında bir cümle var. Diyor ki, şeyden sonra, Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra biliyorsun, en yakın arkadaşlarıyla ters kırılmalar oluyor. Tabii. Çok büyük kırılmalar. Karabekir. Tabii. Rauf Orbay. Tabii. Ali Fuat Cebesoy, en yakın arkadaşı. Evet. Ayrılıyorlar ondan. Değil mi? Terakkiperver fırkayı kuruyorlar. Şimdi soru soruyorlar İsmet İnönü'ye. Nedir bu ya? Neden bu ayrılıklar? Çok güzel bir paragraf var. Bu paragrafı dinleyicilerimize sunmak istiyorum. Buyurun. İsmet İnönü diyor ki aslında biz hepimiz ilericiydik, reformcuyduk. Reformcuyduk, tırnak. Bizim reformculuğumuz devleti düzeltmek, yürütmek. Atatürk devrimciydi diyor. Atatürk devrimciydi. Ne demek bu? Atatürk çünkü saltanatı, Osmanlı saltanatını, padişahlığı yıkmak istiyor, devirmek istiyor. İki, din devletini, şeriata dayalı din devletini geri bırakmak istiyor. Modern, çağdaş bir toplum kurmak istiyor. Ben diyor, ben Atatürk'ü dinledim. Günün koşullarını gördüm ve onun doğru olduğuna inandım, onun yanında yer aldım. Fark budur diyor. Diyen kim bu? Şimdi bakın. Bunu diyen kim? Efendim İnönü. İsmet Paşa. Tamam. İnönü. Şimdi bakın bunun manası şu. Kendisine fazla bir şey çıkartmıyor yani. Kendine bir paye biçmiyor. Diyor ki ben hepimiz devrimciydik. Hepimiz reformcuyduk. Şimdi Alev Bey orada bir saniye durun. Bak, çok, şimdi bir dakika kritik lütfen. Bir şey söylediniz. Bak, onlar bütün arkadaşları reformcu. Kendi beyanlarıyla. Aynen. Ama Atatürk devrimci. Devrimci. Peki. Şimdi acaba bugün bu Kemalizm tartışmalarının odağında bu devrimcilik mi var? Yani keskin dönüşümler, keskin reddedişler. Buraya gireceğiz. Buraya gireceğiz. Oraya gireceğiz. Ben de bir ek yapmak istiyorum buraya. Buyurun. Şimdi Atatürk'ün bir cümlesi var. Onu da buraya koymamız lazım. Yani İnönü'nün bu sözünden sonra onun sözünü koymak lazım. Milli mücadeleye başladığımız arkadaşlarım, çok önemli bakın. Milli mücadeleye başladığım arkadaşım kim bunlar? Karabekir, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy hatta. Refet Bele. Efendim? Refet Bele. Refet Bele. Milli mücadeleye beraber başladığım arkadaşlarım, eski tabirle söyleyeceğim, düzelteceğim. İhatalarının hududunda bir beni terk ediyorlardı diyor. İhata demek ne demek? Beyin yani akıl yeteneklerinin sınırında, anlama yeteneklerinin sınırında beni terk ediyor. Benim kabahatim yok diyor. Şimdi işte buna karşı İsmet Paşa da diyor ki ben hepimiz reformcuyduk.
Ama Atatürk başkaydı. Şimdi bunu ortaya koyalım. Tamam. Ama bir dakika. Şimdi, sizin sorunuza geliyorum. Şimdi soruyu şöyle bir revize edeyim ben de. Şimdi bu devrimcilik anlayışı Atatürk'e. Şimdi hepsine siz az önce söylediniz. Fransız devriminden doğal olarak etkilenmiş. Çok güzel şey yaptı. Avrupa'dan anlattı. Bir rüzgar esiyor. Değil evet. mi? Barış mı? Barış mı yaptı? Barış anlattı. Evet. Bu rüzgar aslında bir ölçüde içinde devrimciliği de barındırıyor, öyle değil mi? Tabii. İşte ama öbür takım, yani Milli Mücadele'nin diğer ekibi neden devrimci olmuyor da Atatürk oluyor? Atatürk o anlamda radikal cumhuriyetçi ve radikal aydınlanmacı. Bakınız hemen 3-5 kısa not ile... Gir araya, ondan sonra... Alev Bey'e pas açayım. Şimdi Atatürk daha gencecik bir subayken arkadaşlarla toplandı şunu diyor. Arkadaşlar diyor, hepimiz savaştık. Savaşalım da, savaşmalıyız da. Ama bu kadar büyük bir coğrafyada... Türdeş olmayan bir nüfus için daha fazla kanımızı akıtmanın, Mehmetçiğin, o tertemiz kanını dökmenin bir anlamı yok. Biz diyor er ya da geç, er ya da geç ve de kaçınılmaz olarak daha küçük bir coğrafyada, daha küçük bir vatanda, daha türdeş, azalmış bir nüfusa razı olacağız. Bunu bizim kendimizin yapması lazım. Evet bu zor bir karardır, bu hüzünlendirici bir karardır. Bu alınması güç bir karardır ama bizim bu kararı kendimiz vermemiz lazım. Aksi halde bizi tasfiye ediyorlar. Bakın bu kadar gerçekçi. Ki bu yani Selanik'te doğmuş bir devrimcinin, bir devlet kurucusunun sonraki yıllarda nasıl Selanik'ten vazgeçebildiğinin de aslında anahtar kelimesidir. O bir versiyon tarih yorumunda da Barış şey yapılmaz mı? Yani işte maksimalist minimalist yorumu. Bizim Yalçın Küçük Hoca atmıştı onu ortaya. Ben orada maksimalist minimalist demiyorum. Ben orada gerçekçi diyorum. İkincisi... Harbiye Nezaretindeki yani Savaş Bakanlığındaki gizli sicilinde şöyle diyor. Mustafa Kemal bir cumhuriyetçidir. Üçüncüsü bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gazi Meclis'ten evvelki önemli duraklar, önemli dönemeçler olan Erzurum Kongresi var, Sivas Kongresi var. O dönemde İngiliz istihbaratı Anadolu'dan bilgi toplamış, İstanbul'dan Londra'ya şu notu geçiyorlar. Türkler Cumhuriyete gidiyor. Ve dördüncüsü. Şey milli hareket, Anadolu'daki milli hareket bir cumhuriyete doğru gidiyor diyor. Ve Cumhuriyet devriminden kısa süre sonra kendisiyle yapılan bir mülakatta gazeteciye şöyle diyor. Bize ek olarak hani arkadaşlarla niçin ters düştünüz derken ben diyor cumhuriyeti vicdanında milli bir sır gibi sakladım. Ki sonraki yıllarda hemen hemen bütün yol arkadaşları şunu diyeceklerdir. Hakkını yemeyelim onların da. Mustafa Kemal Paşa'nın vefatından sonra. Eğer biz olmasaydık o bu işi yine başarırdı. Ama o olmasaydı bizim tamam. Hiçbirimiz bu işi başaramazdık. Rauf Orbay söyledi. Evet. Şimdi bak, şimdi Sayın Hacır çok önemli bir noktadayız. Ve bu Türkiye'de fazla tartışılmıyor. Siz çok güzel bir noktaya parmak bastınız. Sayın Barış Dostlar güzel analiz yapıyor. Şimdi ben tabii biraz daha global. Bir defa Mustafa Kemal daha yüzbaşı iken şu cümleyi söylüyor. Osmanlı Devleti yıkılmıştır, dağılmıştır. Önemli olan onun küllerinden yeni bir devlet yaratmaktır. Bak çok büyük. Bunu ne zaman söylüyor? 1905'te söylüyor. Şam'da. Ha? Şam'da. Şimdi buradaki mesele şu. Atatürk bir cumhuriyet kurdu. Bir yeni modern devlet kurdu. Şimdi benim bir analizim var. Bunu bir makalemde kullandım. Tabii bu analizi yaparken binlerce kitabın makalenin damıtılmış bir noktasıdır bu. Son 220 yıllık insanlık tarihinde 3 tane büyük devrim var. Toplumları etkileyen. Birincisi kuşkusuz hiçbir tereddüt yok. Fransız Büyük Grand Fransız Devrimi. 1789. İhtilali kebir. İhtilali kebir. Bu bir. Çünkü neden? Orada eşitlik, adalet, kardeşlik, müsavat ve cumhuriyet fikri, laiklik fikri ortaya çıkıyor. Yurttaşlık, ulus devlet. Şimdi
İkinci büyük devrim yine kuşkusuz, tereddütsüz 1917'de Lenin'in liderliğindeki Bolşevik devrimi. Orada ne oluyor? Orada bu Fransız devriminin getirdiği önemli noktalara yeni ilaveler çıkıyor. Ekonomik ilaveler. Her şeyde eşitlik, fırsat eşitliği, emekçinin hakları, çalışanın hakları, sosyal adalet. Yani efendim o Bolşevikler geldiler, bir devlet kurdular, ondan sonra o devlet yıkıldı, hiç önemli değil. Devlet yıkılabilir. Ama fikirler, o fikirler yaşıyor. Şimdi Batı dünyasındaki birçok yazar, bilim adamı, sosyal bilimci, tarihçi, siyaset bilimci diyor ki üçüncü büyük devrim 1923 Atatürk devrimi, Türk devrimidir diyor. Neden? Çünkü Orta Doğu'da bir ilk yapılıyor. İslam dünyasında bir ilk. İslam, kocaman İslam dünyasında bir ilk. Neden? Mazlum neden? Milletler coğrafyasında bir ilk. Evet, hocanın yazdığı kitap var. Şimdi, bunu, Mazlum Milletler, Barış Doster'in kitabı. Bunu, evet, doktora tezi. Bunun sebebi şu. Bir, saltanat, yani saltanat kaldırılıyor. 9 Eylül 1922'de milli mücadele kazanıldı. Hemen 1,5 ay sonra 1 Kasım 1922'de saltanat, yani Osmanlı saltanatı, saltanat kaldırıldı. Dedi ki Mustafa Kemal, saltanat yoktur. Yetki halkındır. Şimdi bir sene sonra 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Şimdi Cumhuriyet ilan edildiği zaman bütün Batı dünyasında şöyle bir tereddüt var. Kuşku var. Bakın ben şey yapıyorum. Kuşku var. Ya bu cumhuriyet, Türkler bir cumhuriyet ilan ettiler. Başlarında Atatürk var. Bu cumhuriyet nasıl bir cumhuriyet? Şimdi şeyde de İran'da da bir cumhuriyet var değil mi? Tabii tabii. Cumhuriyet, İslam cumhuriyeti. Tabii, İslam cumhuriyeti. Suriye'de de bir cumhuriyet var. Yarın Fas, belki Libya düzelirse orada da bir cumhuriyet olacak. Şimdi diktatör bir cumhuriyet mi? Askeri bir cumhuriyet mi? Bir İslam cumhuriyeti mi? Şüphe vardı. Bu şüphe 3 Mart 1924'te dağıldı. Neden? 29 Ekim 1923, 3 Mart 1924 yani 4 ay sonra. 3 Mart 1924'te 3 büyük kanun meclise getirildi. O meclise getirilen kanunların altında İnönü'nün de imzası var, Atatürk'ün de imzası var. Birinci kanun. Halifelik kaldırılmıştır. Dikkat et, halifelik kaldırılmıştır. 1500 yıllık halifelik yıkılıyor. İki, şeria ve efkaf vekaleti kaldırılmıştır. Üç, mahalle mektepleri kaldırılmıştır. Eğitim birliği getirilmiştir. Tevhidi tedrisat. Şimdi bu ne oluyor? O zaman bütün Avrupa'daki bilim adamları gözleri açıldı. Gözleri açıldı. Bir devrim. Orta çağda yaşayan bir sistem yeni çağa, çağdaşa geliyor. Mustafa Kemal bununla da yetinmedi. Ne yaptı? Hemen arkasından aydınlanma devrimi demek şu. Aydınlanma devrimi. Avrupa'nın 400 yılda uğraşarak, kan dökerek, kan, oluk alıp kan dökülüyor. Kan dökerek sonuçlandırdığı aydınlanma devrimleri ne? Mustafa Kemal 15 yılda ülkeye taşıdı. Nedir bunlar? Şimdi laikliktir, laiklik. En önemli nokta laikliktir. Şimdi burada bu bizim Cumhuriyet devrimimiz aslında şeydir. Dört alanda
laikleşme, modernleşme, çağdaşlaşmadır. Siz yazıyorsunuz onu. Devletin kişi, laik, devletin laikleşmesi. Devletin laikleşmesi. Hukukun laikleşmesi, yani devlet kültürün laikleşmesi, eğitimin laikleşmesi. Evet. İkincisi hukukun, biraz önce söyledi, ceza hukuku, medeni kanun. Kadınlara haklar. Üç, kültürün laikleşmesi. Tekkeler, zaviyeler kaldırılıyor. Dört, eğitimin laikleşmesi. Yani şimdi dünya çapında bir olay. Biz farkında değiliz işin. Ama Atatürk olmasaydı bunların olması mümkün peki, değil. Peki, şimdi biraz nefes alın. Ben de bu arada izleyicilerimizden de iletiler var. Onları da paylaşayım. Sevgili komutanımız Ahmet Yavuz Paşa. Diyor ki Mustafa Kemal'in Libya'ya gitmekten dolayı kararından memnun olmadığını Falih Rıfkı Atay ve Hikmet Bayur'a anlattıklarından biliyoruz diyor Ahmet Paşa. Gürkan Bey çok teşekkür ederim. İyi bir yayın oluyor. Çok iyi bir yayın oluyor. Tebrikler. Barış'a ve Alev Bey'e selamlar diyor Ahmet Yavuz Paşa. Efendim Ahmet Yavuz'u selamlıyoruz. Ahmet Yavuz Paşa'm generalimize teşekkür ederim. Sağ olsun. Mustafa Kemal Libya'da neden gitti? Evet. Neden memnun, gitti? Memnun değildi diyor. Müsaade edin. Neden gitti? İşte bugünkü Cumhuriyet'te manşeti var. Yarınki Cumhuriyet'te Alev Coşkun'un yazısını okuyun. Böyle tebdili kıyafet gibi. Hayır bak, Alev Coşkun neden gitti? Evet. Neden gitti? Uzun bir makale yazdım. Ahmet Yavuz'un söylediğini, Ahmet Yavuz Paşa'mızın söylediğini de orada belirtiyorum. Peki. Ama orada belirtiyorum. O günkü koşulları anlattım. Hayır bu memnun değildi diyor Ahmet. Efendim memnun değil olduğunu anlatıyorum işte. Anlatıyorum. Ama nasıl peki. Böyle bir cümle o zaman değil. Efendim yarın bir Cumhuriyet gazetesi alın. Mecbur yani eğer buradan hazır. Yani çünkü buradan bunu bak. Reklamları şimdi, yapalım. Şimdi neden biliyor musun? Evet. Neden? Çünkü güncel bir olay. Evet. Şimdi ne diyor Sayın Cumhurbaşkanı? Diyor ki Atatürk de oraya gitti diyor. Evet. Şimdi bu 100 yıl önceki koşullar başka, bugünkü koşullar başka. Doğru. Gitme sebebi yani de başka. Ne dedin sen? Sebepler başka. Koşullar da başka, sebepler de başka. Koşullar da başka, sebepler de başka, gerekçeler başka. Bu gerekçeleri koyduk ortaya. Tamam. Şimdi biraz adım adım gidelim mi? Gidelim. Adım adım derken sorular var. Başlangıçta izleyicilerimizle paylaştığımız sorular var. Siz bu kitapta güzel güzel anlatmışsınız ama daha detayların olduğunu biliyorum ben. Şimdi ilk kez Kemalist lafı ne zaman çıkıyor? Onu Kemalistler. Onu makalede yazıyorsunuz ama sizden dinleyelim. Anlatalım şimdi. Mı? Lütfen. Milli Mücadele Örgütü'nün batı basını. Batı basını. Şimdi efendim. 1919-1922 yılları 3,5 yıl bir savaş var. Bu savaşın iki ayağı vardır. Yani Milli Mücadele'nin aslında 2-3 cephesi vardır. Birinci cephe o günkü süper güçler İngiltere, Fransa, İtalya'nın desteği ve yardımıyla Ege bölgesini işgal eden Yunan işgal kuvvetleriyle yapılan savaş. İkinci cephe o savaşta Yunan cephesini destekleyen İstanbul basını artı padişah ve İstanbul hükümeti. Şimdi yani savaş bir onun çıkardığı isyanlar. İşte bu noktada bu anti-emperyalist savaş devam ederken ortaya atılmış bir kelimedir bu Kemalist kelimesi. İlk kim söylüyor? İlk söyleyen siz kitabınızda yazmışsınız. İstanbul mesela İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiseri. Evet. 9 Şubat 1920'de Rumbold Londra'ya gönderdiği raporda İstanbul'da diyor Anadolu'daki Mustafa Kemal'i destekleyen Kemalist sempatizanlar var diyor. Biz Kemalci deriz ya da millici deriz ya evet. Onlar Kemalist diyorlar ve özellikle ABD basınında İngiliz basınında ilerleyen dönemde de Kemalist lafı Anadolu hareketini aşağılamak. Mahkum etmek anlamıyla yani biraz incitici şekilde de kullanılır. Küçümseyici bir dil. Küçümseyici bir dildir. Evet. Ben o yüzden onların da inanında kendimi Kemalist olarak tanımlarım. Şimdi mesela bir onların başka, da inanına. Ha bir başka bir başka rapor. Yine Rumbold. Padişahla görüşmüş. Diyor ki Rumbold Londra'ya yazıyor. Padişah Sultan'la görüştüm. Anadolu'daki Kemalistlerin
cezalandırılmasını İngilizlerden istedi diyor. Şimdi tamam. Şimdi bir başka rapor. Ryan diye bir adam var. O da diyor ki... Kimdir o Ryan? O da İngiliz, İstanbul'daki İngiliz komiserliği, İngiliz komiserliğinin önemli bir casus. Yani ikinci bir önemli bir adam. Kürtlerin İngilizler tarafından ustalıkla Kemalizme ve Bolşevizme karşı kullanabileceğini yazıyor. Ustalık yapalım. Kürtleri Kemalizme karşı kullandıralım diyor. Yani Kemalizm lafı orada da geçiyor. Şimdi mesela o zaman ilk Alev Bey 1920 diyebiliriz değil mi? Milli mücadele, evet. Milli mücadele başlangıcına 20'den itibaren 1919'lardan itibaren yani. Öyle mi? 19'da Kemalciler diyorlar mı? Kemalciler diyorlar. Kemalist diyorlar. Böylece Kemalizm diye çıktı. Fakat bir dakika, ideolojik kılıfa büründürmeyin. Bu şu anda halen değil. Bir taraftarlık. Anadolu hareketine, Anadolu hareketine bir isim milliyetçilere, tamam. Müdafaa hukukçulara, tamam. Reddi ilhakçılara onlar Kemalist diyorlar. Verilen bir an. Tamam. Bir dakika. Şimdi Kemalci diyemediği için bizim, Kemalist diyor. Yani bizim, Kemal'in peşinden gidenler anlamında. Tamam. Yani Kemalcileri takip edenler. Tamam. Kemalciler. Ders hocam tamam. Sözü kesip hemen geçiyoruz reklama. Evet. Ben de teşekkür ederim. Ne demek? O yönetmenimiz diyor ki abi bitti süremiz diyor. Hemen toplar ikinci bölümde devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler şimdi soru gideceğim. Onun için soru, görüş ve önerilerinizi alayım. Aklınıza takılan ne varsa sorun. Bütün bugün temizleyelim. Bu kirli bilgileri temizleyelim. Bir izleyicimiz bizim sevgili Türkiye'de iyi belgeselcilerden Kerime Şen Yücel hanımefendi mesaj atmış. Bugün bilim ve teknoloji yok mu diye. TRT'den çok önemli bir belgesel insanıdır o da, belgeselcidir. Kerime Hanım bugün tarih var. İnşallah haftaya teknoloji, bilim bu konulara gireceğiz. Merak etmeyin ama bu çok önemli bir konu. Bunu güzelce böyle bir temize çekmemiz lazım. Biz bir reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra karşınızda olacağız.